Şimdi bu gümrükçü olayı nedir? Gümrükçüyle nasıl çalışılır? Gümrükçü ne kadar önemlidir? Yani bu konu çok önemli arkadaşlar. O yüzden bu konuyu biraz bir açıklayalım. Şimdi gümrükçü nedir? Bakın gümrükçü, bunun birkaç ismi vardır. İşte gümrükçü, gümrükleme ofisi, işte nedir? Gümrük müşaviri gibisinden. Şimdi gümrükçünün nasıl olduğunu anlamanız için bir örnek vereyim. Mesela bakın, şimdi bu örneği şöyle söyleyeyim ben size. Diyelim siz bir şirketiniz var. Bu şirkette ne var? Ön muhasebe bölümü var, değil mi? Bu ön muhasebe bölümü ne yapıyor arkadaşlar? Sizin mali işlerinizle alakalı dokümanları topluyor. Nereye gönderiyor? Sizin dışarıda bir muhasebeciniz vardır. Asıl muhasebeciniz. Bu mali müşavirdir normalde bunlar da, biz muhasebeci deriz. Bizim ön muhasebecimiz kendi şirketimizin işte faturalarını, bilmem nelerini, şunları bunları toplar. Ne yapar arkadaşlar? Bu evrakları bizim mali müşavirimize gönderir. Peki mali müşavirimiz ne yapar? Mali müşavirimiz bu evrakları devletin maliyesinin anlayacağı dile çevirir ve bizim adımıza devlete bu evrakları gönderir ve devlete beyan eder. Anlatabildim mi? Bakın, ön muhasebeci alıyor evrakları, düzenliyor. Bu düzenlediği evrakları maliyeciye gönderiyor. Mali müşavire, mali müşavir de bu evrakları devletin maliyesinin anlayacağı dile getiriyor ve devlete ne yapıyor? Beyan ediyor. Şimdi bu ön muhasebeci işte. Gümrükçüyü nasıl anlayacağız? Hani daha demin ön muhasebeci dedim ya. Şimdi bu ön muhasebecinin rolü bu olayda dış ticaretçinin rolü. Ön muhasebeci şirketin maliyesiyle alakalı, daha doğrusu şirketin gelir gideriyle alakalı evrakları düzenliyor, gönderiyordu ya. Bizim dış ticaret uzmanımızla, şirkette çalışan dış ticaret uzmanımızla yaptığımız ithalat ihracatla alakalı evrakları topluyor. Ne yapıyor? Bizim gümrükçümüze, diğer adı neydi? Gümrük müşavirimize gönderiyor. Peki gümrük müşavirimiz ne yapıyor arkadaşlar bu evrakları? Gümrük müşavirimiz de bu evrakları devletin gümrüğünün anlayacağı şekilde çeviriyor ve devlete beyan ediyor. Kimin adına beyan ediyor? Bizim adımıza beyan ediyor. Asla kendi adına bir beyanda bulunamaz. Hiçbir gümrük müşaviri, kendisi özel iş yapmıyorsa bilemem artık orasını, kendi adına bir iş yapamaz arkadaşlar. Mutlaka bir dış ticaret firması adına bir işlem yapacaktır. Bir daha toparlayacak olursak, gümrük müşavirleri dış ticaret firmalarının, parantez açalım, dış ticaret firmaları neydi? İthalat ihracat yapan firmalar. Parantezi kapattık. Gümrük müşavirleri dış ticaret firmaları adına, dış ticaret firmaların gümrüklerdeki işlemlerini takip eden nedir? İşletmelerdir. Bakın, gümrükçü, gümrük müşaviri ya da gümrükleme ofisleri devlete ait bir yer değildir. Karıştırmayın şimdi, gümrük olduğu zaman acaba böyle bazıların aklına devlete ait mi falan diye. Hayır. Bunlar özel işletmelerdir arkadaşlar. Gümrükler devlete aittir. Gümrükçüler özel işletmelerdir. Bu ikisinin ayrımını yapalım, tamam mı? Şimdi yalnız arkadaşlar şunu iyi bilmemiz lazım. Bir gümrük müşaviri ya da gümrükçü çok önemlidir. Ben zaten her zaman öğrencilerime de söylerim. Derim ki çocuklar, bakın, bir ihracatçı için iki tane vazgeçilmez vardır. Böyle eskiden, yine bir tırnak açalım orada, bir şey anlatayım. Eskiden bizim zamanımızda Susam Sokağı vardı. Orada Edi Büdü bir de kurabiye canavarı vardı. Şimdi biz kurabiye canavarı olalım dış ticaretçi olarak. Bizim en iyi arkadaşlarımız Edi ile Büdü olsun. Yani gümrükçü ve nakliyeci bizim en iyi arkadaşlarımızdır. Gümrükçü Edi'dir. Akıllı olan nakliyeciler biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, heyecanlı olanlardır. O da büdülerdir. Bu Edi ve Büdü bizim en iyi arkadaşlarımızdır ve bunlarla aramızı sıkı tutmak zorundayız. Bakın, bazı dış ticaretçiler gümrükçülerine, nakliyecilerine üstten bakıyor. Arkadaşlar bakın, şöyle söyleyeyim ben size. Bir gümrükçü adamı ipten de alır, ipe de verir. Bir nakliyeci adamı ipten de alır, ipe de verir. O yüzden böyle kimse aman ben ihracatçıyım, bana mahkumlar, öyle bir şey yaparlar ki dünyanızın kaç bucak olduğunu bilmezsiniz. O yüzden aklınızı başınıza alın. Neyse, şimdi dönelim. Şimdi gümrükçünün ne olduğunu anladık. Şimdi gümrükçüyle nasıl çalışılacağını anlayalım. Bir kere arkadaşlar, gümrükçüyle öyle selamünaleyküm hacı abi, hadi ben seninle çalışıyorum diye çalışamazsın. Neden? Çünkü ne demiştik işlemin başında? Gümrükçüler bizim için.
Yani bizim vekilimiz olarak bir işlem yapar. Bunların bizim vekilimiz olabilmesi için ne yapılması gerekir? Nasıl bir avukat sizin vekiliniz olabilmesi için ona ne yapmanız lazım? Vekaletname vermeniz lazım bir avukata. İşte gümrükçü de gümrüklerde sizin adınıza bir işlem yapabilmesi için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Gümrükçüye bir vekaletname vermek zorundasınız. Bu vekaletname sizin elinizde olmaz. Bu vekaletname gümrükçünün elinde olur. Gümrükçü ise bu vekaletnameyi gönderir. Siz bu vekaletnameyi ne yaparsanız öyle aldım imzaladım göndereyim o da olmaz. Bu resmi bir işlem. Yani bu adam sizin adınıza eğer gümrüklerde bir işlem yapacaksa bu resmi bir işlem olur. O yüzden bu vekaletnameyi arkadaşlar ne yapmanız gerekir? Tabii ki notere göndermeniz gerekir. Noterde bunu tasdikletirsiniz. Noterde tasdikledikten sonra arkadaşlar bu vekaletnameyi tekrardan gümrükçünüze göndermeniz gerekir. Fakat bu vekaletnameyi göndermeden önce mutlaka bir tane şirketinizin kaşesini vekaletnamenin yanına koyun. Neden? Şirketinizin kaşesi ve vekaletnameyi göndermeniz gerekir. Neden? Çünkü arkadaşlar siz evraklar gönderiyorsunuz buradan. İşte gümrükçü orada işlem yapıyor, bilmem ne yapıyor. Gümrükte bazen işler acele olması gerekiyor falan filan. Yani insan hali siz bu evrakları yanlış düzenlemiş olabilirsiniz. İşte orada gümrükçü bu yanlış düzenlediğiniz evrağı sizin adınıza düzenler, kaşenizi kullanır ve yapar. Ve sizin adınıza evrağı tekrardan verir. Yani bu kaşe orada işlerin hızlı gitmesi içindir. Mutlaka göndermek zorundayız. Tamam. Bir de arkadaşlar gümrükçüyle işe başlamadan önce mutlaka ne almamız gerekir? Gümrükçüden fiyat cetveli almamız gerekir. Çünkü biz ithalat yapacağız, ihracat yapacağız, işte başka işlemlerimiz varsa falan filan. Bunların ne yapar? Bize bir listesini gönderir. Der ki kardeşim ihracata ben 500 lira alıyorum işlem başına. İthalata ben 300 lira alıyorum. Bunu baştan görüşeceksiniz. Ama burada artı parantez olarak bir şey daha soracağım. Yani bunu kimseyi kötülemek için söylemiyorum. Aslında söylemeli miyim onu da bilmiyorum. Ama neyse söylemeyeceğim. Söyleyecektim de söylemeyeceğim. Şimdi kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Neyse benim söyleyeceğim bu konuda yani bunlara dikkat edin. Bir başka dikkat etmemiz gereken husus nedir arkadaşlar? Şudur. Şimdi bakın ben diyelim ki İzmir'de bir firmayım. İzmir'de de bir gümrük müşaviriyle anlaştım. Şimdi ben İzmir'deki çıkışlarımda bu gümrük müşavirimi rahat rahat kullanabilirim. Ama ben İstanbul'dan da çıkış yapabilirim. Benim İzmir'deki gümrük müşavirim İstanbul'daki işlemi yapabilir mi? Orada dikkatli olacağız arkadaşlar. Ne demek bu? Şimdi bakın gümrük müşaviri sizden bir işlem başına 400 lira 500 lira para alıyor. Şimdi bu adamın eğer İstanbul'da bir ofisi yoksa bu adamın mallar çıkarken malın başında bulunması gerekiyor. Gümrükte malın başında bulunması gerekiyor. Mal İstanbul'dan çıkacaksa adam İzmir'deyse buradan İstanbul'a gidip gelmesi bu adamın zaten en kötü otobüse gitse 500 lira yani. Bu adam ne kazanacak ki? O yüzden arkadaşlar İzmir'deki bir adam kalkıp da İstanbul'a, kalkıp da Aydın'a, kalkıp da başka bir şehre gümrükleme için gitmez. Gidemez. Maliyeti kurtarmaz ya da çok fazla para vermeniz lazım. O yüzden arkadaşlar burada bir şeye dikkat edeceksiniz. Bir, sizin gümrük müşavirinizin başka şehirlerde ofisleri var mı? Ofisleri varsa o ofisi olduğu şehirden çıkış yapabilirsiniz eğer oradan çıkış yapıyorsanız. Ofisi yoksa o zaman diyelim ki adamın ofisi İzmir'de siz İstanbul'dan çıkış yapacaksınız. O zaman arkadaşlar ne yapacaksınız? İstanbul'dan yeni bir gümrük müşaviri bulmanız gerekir. Yani benim İzmir'de bir gümrük müşavirim var. Ben memleketin her tarafında böyle öyle bir dünya yok. Ne yapacaksınız? İstanbul'da yapacaksınız. İstanbul'da. Buradan şu sonuç çıkmasın işte. Ben gideyim illa her yerde ofisi olan gümrükçüyle çalışayım. Hayır arkadaşlar. Her yerde ofisi olan gümrükçüyle çalışılmaz. Bakın ne dedim? Gümrükçü ipten alır ipe verir. Gümrükçünün bilgisiyle çalışılır. Öyle kalkıp da her yerde ofis var. Adam ticarethane kurmuştur ama her yerdeki elemanları o kadar iyi olmayabilir. Ama bir tanesi vardır, tek bir yerde ofis vardır ama adam oranın kralıdır. Adam her türlü işinizi halleder. Ben hatta bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Bizim İbo vardır, dinliyorsa artık İbrahim abi kulakları çınlasın. İbrahim abi benim çok eski tanıdığım bir abimdir, hürmet ettiğim bir gümrükçü abimdir. İbrahim abiyle biz şöyle tanıştık. Şimdi bizim mallarımız sürekli olarak gümrükte kırmızıya düşmeye başladı. Bu kırmızı, yeşil hat falan bunları sonra anlatacağım. Yani can sıkıcı bir durumdur. Bu malların sürekli denetlenir. Bizim sürekli kırmızıya düşmeye başladı. Ama bu da yani arkadaşlar işte atıyorum 10 gönderiden yani ortalama belki bir tanesi kırmızıya düşer. Ama 10 gönderinin 10'u kırmızıya düşmesinin imkanı yok.
Neyse, ne oluyor olay? Olay şöyle bir şey oluyor. Bizim eski gümrükçümüz oradaki içerideki bir personelle, gümrüğün içindeki, bak gümrükçümüz devlet gümrüğünde bir memurla papaz oluyor. Ters düşüyor. Ve bu memur da bu gümrükçünün bütün müşterilerinin ürünlerini kırmızı hatta çekiyor. Kırmızı hat demek arkadaşlar, ürünleri açtırıyor, işte toplatıyor, bilmem ne yapıyor, eziyettir yani. Gümrükte mallarınızı açtırıyor. Şimdi bu sadece bize mahsus bir şey değil. Bu adamın, yani bizim çalıştığımız gümrükçünün bütün müşterilerine bu yapılıyormuş. Ama bizi de vuruyor tabii. Tabii ben bilmiyorum bunu. Gel zaman git zaman gel zaman artık delirdim. Sonra bir arkadaşa sordum. Ya dedim, bizim burada bir sıkıntı var ama nasıl halledeceğiz? O zamanlarda Çaylağım'da. Bundan herhalde 17-18 sene önce falandır. Ya dedim, nasıl halledeceğiz biz bu sıkıntıyı? O dedi ki, ya bizim dedi İbo var dedi. İbrahim abi var dedi. Sen dedi bir İbo ile konuş. Dedim ya İbo anlar mı dedim bu işten? Anlar anlar. Tamam dedim. Aldım adamın telefonunu. Telefon ettim. Dedim ya İbrahim Bey, ben de böyle kibar kibar konuşuyorum. İbrahim Beyciğim işte bizim şöyle. Vay dedi kardeşim, sen dedi boşver dedi beyimeydi. Sen dedi atla gel dedi. Allah Allah. Atladık bunun ofisine gittik. Arkadaş saat 12 mi 1 mi ne? Biz içeri girer girmez İbrahim abinin önünde bir tane bardak var. Ben de bir şeyler içiyorum. Meyve suyu falan var zannediyorum. Böyle oturuyoruz konuşuyoruz ama adamın benimle konuşurken 2 metre öteye adamın bir şeyler içtiği belli. Neyse bizim muhabbet biraz ilerledi. Ondan sonra bu çıkardı şeyin altından, tezgahın altından viski. Viski içiyormuş meğersem o vakitte. Neyse bu, ama hala kendinde adam yani. Saat 1'de başlıyor kendinde. Dedim ki ya İbrahim abi, ben dedim kendi kendime, ya dedim bu adam bizim işimizi nasıl halledecek? Dedim ki ya İbrahim abi, böyle böyle İbrahim Bey, böyle böyle bir işimiz var ama siz halleder misiniz? Ya kardeşim dedi, sen ne tıkıyorsun kafana dedi. Ben dedi hallederim onu. Bu bir iki yere telefon etti. Oraya dedi, buraya dedi. Bir yerde en sonunda görüştü. Vay benim kardeşim ciğerim. Bayılır görüşmüyoruz. Akşamleyin gel bir şöyle yapalım, böyle yapalım. Ya bu dedi kardeşim dedi, benim dedi senden iyi dedi. Olmasın, sevdiğim bir kardeşim var. Bunun malları sürekli orada takılıyor nedendir diye. Bu böyle 2-3 dakika konuştular. Kapattı telefon. Tamam kardeş dedi. Dedim ne tamam abi? Tamam kardeş, senin mallar takılmayacak artık dedi. Dedim abi nasıl oluyor? Yahu dedi sizin dedi gümrükçünüz şu mu? Ha bu. Sizin gümrükçünüz orada içeride memurun biriyle papaz olmuş. Memur da buna gıcık gitmiş. İşte o yüzden bir olay oldu. Ben şimdi bunun amiriyle konuştum. Tamam dedi, bundan sonra sizin mallarınız takılmayacak. Ve gerçekten de takılmadı. Yani şimdi bakın. Bir tane gümrükçüm vardı, saflık yaptı. Sen devletin memuruyla niye papaz oluyorsun kardeşim? Benim işimi bozuyorsun en azından. Kendi işini de bozuyorsun, benim işimi de bozuyorsun. Bak bir tanesi saflık yaptı, beni ipe gönderdi. Benim bütün gümrükteki işlemlerim takılıyordu. Ama öbürü akıllı adam, işi bilen adam. O ne yaptı? Beni ipten aldı. İşte arkadaşlar o yüzden bir gümrükçü ve nakliyeci insanı ipe de alır, ipten de alır, ipe de verir. O yüzden bu insanlarla, gümrükçülerle çalışırken asla yukarıdan bakmıyorsunuz. Gümrükçünüzü seçerken mutlaka referans kullanıyorsunuz. Ben şimdi gördüm. Böyle gümrükçü, bazı gümrükleme şirketleri pazarlama için böyle, ya çok özür dilerim ama şimdi kimseyi kızdırmak için söylemiyorum ama yani kendi gördüğüm şeyi söylüyorum. Böyle bir bayan arkadaşlar geliyor pazarlama için ama tabii daha öncelerde şu aralar biraz olmuyor koronadan dolayı. Yani insanı ne yapıyorlar? Böyle işte güzellikleriyle başka şeylerle tavlamaya çalışıyorlar. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bunu yanlış anlamayın. Herkes böyle yapıyor demiyorum ama bunlar da var. Şimdi arkadaşlar bakın, bu işler öyle güzelliğe müzelliğe bakmaz. Bu işler bilgiye bakar. Siz bir gümrük müşaviriyle iş yapacaksanız gümrük müşavirinizle görüşün. Kalkıp da pazarlamacı arkadaşlara tabii ki görüşeceksiniz bazı konuları ama asıl sonuca varabilmeniz için bir gümrük müşavirinizle görüşüp o adamı tanımanız lazım. Ancak ondan sonra karar verebilirsiniz. Tamam. Gümrük müşavirinde bu anlatacaklarım bunlar sanırım. Böyle herhangi bir sorunuz olursa yine telefondan ya da işte diğer iletişim adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Hadi bakalım, görüşmek üzere.